Bugün beşincisini gerçekleştireceğimiz kitapların düğün etkinliği için Beyaz Dağ'dayız. Beyaz Dağ'da bir güne ömürler sığdırmış, eserlerinde sonradan onun olan bir dile kendi dilinin ruhunu ustaca giydirmiş olan şair yazar Emir Ali Yağ'ın şiirinin düğünündeyiz. Bir dağ yangını içerim, deli mayınlar döşenir damarıma, kınsız bir öfke düşer yoluma, beni benden aşırır, diyen Emir Ali, 1958 Beyaz Dağ'ın doğu yakasında yer alan Feç Demirkapı köyünde dünyaya gelir. 1976'da Elazığ Atatürk Lisesi'nden, 78'de ise Ankara Eğitim Enstitüsü'nden mezun olur. 12 Eylül darbesi zamanı siyasal düşünceler nedeniyle 1984 ve 88 yıllar arasında Mamak askeri cezaevinde hapis yatar. 1999'da Paris Saint-Denis Üniversitesi Modern Yazım Bölümünde Lettres Modernes lisansüstü eğitimini tamamlar. 1984-1988 yılları arasında yattığı Mamak askeri cezaevinde edebi okumalarını yoğunlaştıran ve orta öğrenim yıllarında heves ettiği şiir yazımını temel uğraş haline getiren Yağan, Mamak'ta kaleme aldığı ilk şiirini Urmiye Mavisi adıyla 1989'da kitaplaştırır. 1991 tarihi ikinci kitabı Şarkılar Ülkesi ile Cahit Sıtkı Tarancı şiir ödülüne değer görülür. Üçüncü şiir kitabı olan Gitmek Bir Uzun Öykü ile edebiyat çevrelerinde büyük bir beğeni kazanır 1995. Diğer şiir kitapları Evvel Zaman Şiirleri 2003, Sahra, Sanrı ve Sara, Aylak Dizeler 2007, Deniz'in eşlik ettiği Deniz'i Kar Tuttu şiir albümü 2001. Silvia Gavudikyan'ın Şarkıların Şarkısı adlı eserini Rafi Hermon ile birlikte Ermenice'den Türkçe'ye çevirdi 2002. Cemal Taş'ın derlediği Abdullah Gündüz'ün Bu Eşiyamı, Urfeci, Alacakaranlık ve Ömrüm 2006 ve yine Cemal Taş'ın derlediği Dağların Kayıp Anahtarı Dersim 38 anlatılarını Kırmançki'den Türkçe'ye çevirdi 2010. Emir Ali Yağan, Pia Yayın Kolektifinin kurucuları ve süreli yayınlarının editörleri arasında yer aldı. Şiirleri birçok müzisyen tarafından bestelenip seslendirildi, farklı dillere çevrildi. Yerli ve yabancı dergi, gazete ve antoloji çalışmalarında şiirlerin yanı sıra diğer edebiyat türlerinden eserleriyle de yer aldı. 1995'ten beri hayatını sürdüğü Fransa yıllarında Evvel Zaman Şiirleri ve Aylak Dizeler kitaplarını kaleme aldı. Farklı dillerden çevrili kitaplara imza attı. Dersim soykırımını konu alan Helena Suri, Kırmızı Kalem 2009 ve devamın niteliğindeki Kara Vagon 2011 belgesellerine metin yazarlığı yaptı. Beyaz Dağ'da bir gün Dersim defterleri ile kaleminin gizemine erdi 2013. Bugün buradayız. Emir Ali Yağan'ın şiirine can veren Beyaz Dağ'ında koy eskideyiz. Emir Ali Yağan sağlık sebepleriyle kendi kitaplarının düğününe meyman olamasa da onun dizeleri ve satırlarıyla onun sesinden sesleniyoruz Kopik sırtlarında. Kalbimiz seninle güzel insan. Hani demiştin ya. İnsan baktı ufuktan mı alır mizacını? Doğduğum evin verandası yabanı dik başlı bir dağa bakardı uçurumlara eğilimde. Dünya kurulalı beri kadim duran o dağ gölgesini çekmez ki görelim ötesinde ne var yine uzan karanlığını. Bir çocuğun avucundan yuvarlanan kar topunun büyüye büyüye uçurumlara çığ düşüren kıyamete dönüştüğünü bilen o dağın hürmeti vardır o çocuğa. Bir top güneş nasıl düşerse göğün orta yerine yunmuş durulmuş çil çil bir aydınlık düştü gözlerine. Hah işte böyle. Olmalı dediğim yerdeyiz sevgili Emir Ali Yağ. Niyaz Ema Bevairment Ortedi Mabel Kutgure Tüsungure Davverdeni İbilen Yamay Növer Ekiyonu No Lokme Hekatobu Sabato İta Caverdenimi Sonimi Cü insan oku Derdi kule herde devreşi Nya Gosno, Nya Ardojan. O biniki kalemi gurete kodest, nusto.
Jukta Mare yadigar verdo. İnsan emayegı kar gürüyen yani kene veşi aynı da mağuk kıymet kadruyunu bızanine. Ne ne veşiydi ne ek çime okuyor jü hevese her de şay kert kadru kıymetçi değil mi? Vastan ama peruyunu o akı ara ve tamayı tadırma ari rağmayı mütelevi. Emir Ali Yağın Hona Sedama Vengema Hesneno Makiye'yi Hesnenimi. Arı çocuklarıyız, onların torunlarıyız. Dolayısıyla çok azız aslında ama gücümüzün artması için kendimizi bu topraklar üzerinde tarihsel, sosyal kültürler olarak kendimizi ifade edebilecek bir özgürlüğe sahip olmamız için bizim dayanışma içinde olmamız lazım, güç birliği içinde olmamız lazım. Ki bu toprağın geçiş dediği aydın insanlar için de hayattayken gerçekten onların kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnşallah bundan sonra her yıl ya da yılda birkaç defa içimizdeki sizlerin için herkesin doğduğu köye gidip onların doğduğu evlere ya da köylere, o mekanlara gidip onları anlatmak, onların önemini anlatmak, onların yaptığı işlerin kıymetini anlatmak iyi olur diye düşünüyorum. İyi bir enerji olur bizim için. Bence buna ihtiyacımız var bizim. Nice son yaz düştü toprağına, nice mevsimsiz boran kışladı yokluğun. Kara yalgın ustam, kaldır başını ve bak. Munzur'un koyakları şinşivan, kan ile revan. Ölümün koynunda oğul belledik, ismi Cihan. Közlük ocaklarda, tarlada ekin. Közlük ocaklarda, tarlada ekin. İşliklerde kahır, kahır ve öfke. Yekindik kan teri içinde, yekindik kan teri içinde. Uzatıp ellerimizi tarlı yalınlara. Yangınlar taşıdık tanerinde ve sabahı tutuşturup gecenin eteklerinden günler devşirdik dağ doruklarından ve sabahı tutuşturup gecenin eteklerinden ergen günler devşirdik dağ doruklarından. Çetin dalından oydu kemanını, yabanıl bir atın kuyruğundan yarattı yayını, bilensin diye o eski zaman yetip giden şarkısı. Güneşin doğduğu ve battığı iki yöne kurulan, iki dağ gölgesinin buluştuğu yerde, biraz şafağa, biraz akşam alacasına benzerdi Gül Hasan. Geçip gitti bir ömre yakışan o has kederin ezeri vuran gölgesi, dedi sessiz ve lekesiz. Keman ise kaldı bir zaman. Terk edilmiş evin tavanının arasında komşu evleri sara gelen bir köy yangınına kattı kendini. Avuçtan kayan gül gibi. İştir sesimi dotmam. Issız bırakma buralarda. Giderler terkilerinde çatal dilli tınaz yangınları ve kefensiz çocuk ölüleri. Giderler ören bırakıp ülkemi. Bu kıyametimdir ruhtan önce ve sonra. Miladımdır bu talan beşvan kasırgası. Varıp söyle, çağlasın Fırat, çalsın sesimi granit kayalara. Uğrular basmış yüreğimi, kınından çekip bedenimi. Eşkıya bırakır beni son çığın ortasına. Artık durmam buralarda, duramam. Dicle kıyısında mülteci Katarları, yorgun, aç, üşümüş ve pusulanmış ince uzun patikalar. Bu yol dara gider, bu yol bin açmaza. Ozan'da kar ve kıl çadırlarda göçebe kadınlar, bel verip çorak topraklara ve aşka asi çocuklar doğururlar. Anaç sabırlarıyla penolepenin kundak ve kefen bezi dokurlar. Rucira, elemadet diye memanu, hata hadde devreşi. Vahto ki tici berz bena koye düzgün sera, riye mebisar netice söderi, miseru zadere çevere dina gelde, şere karı kure ho, kısa oda roze zerre made
Ben çocukken kendime düş hayatlar kurardım. Unutulmuş bir masal kadar uzak ve atsız şehirlerim vardı. O şehirler haritalarda birer gizdiler. Bir var, şimdi yoktular. Henüz resmedilmemiş ve hiç gidilmemiş, gidilip de dönülmemiş o masal şehirleri, o sonsuz düş ülkemi yitirdim. Renklerini içmiş susuz bir tuvalde unutarak, çocukluğumun bütün anlamlarını başka hayatlara büyüdüm. Tenimde yer arayan bu yalan ve jungle, bu yabanıl hayat, o ben değilim. Ökselere tutulmuş bir kuş gibi çırpınıp durdu çocukluğum içimde. Hayli zaman ve sonunda daralan derisini atamayan bir yılan gibi boğuldu içimde düş hayatlar. Düşleri yitirmiş bir hayat, beni mezar diye bıraktılar. Yıllardır sesimde deliren çığlığı dindirecek bir söz arıyorum. Burayı bir daha okumak istiyorum. Düşlerini yitirmiş bir hayata beni mezar diye bıraktılar. Yıllardır sesimde deliren çığlığı dindirecek bir sözcük arıyorum. Böyle. Teşekkür ederim. Meymane jele, vay rejele, hesret olsan o nazer ya bele, efkaret olsan o nazer ya bele, torem ne darime, darie dereme, torem ne darime, dari dereme, her de dersem mare mekmezele, her de dersem mare biyom bezele, ah vay vay daye çerejaye, ah vay vay kle çerejaye. Hırsız bir öfke düşer de yoluma, beni benden aşırır. Mevsimsiz kar yağar, taştan demirden içeri, ah ellerini uzat, ellerini el.